Evet, son yıllarda tabii aslında Türkiye birçok ülkeye göre istihdamda iyi artışlar yakalıyor. Yani son verilerde de bunu görüyoruz. Bizim sorunumuz iş gücümüzün de güçlü bir şekilde geliyor olması. Fakat belirttiğiniz gibi şu da var, sektörden sektöre değişiyor. Örneğin bu istihdam büyümesinde biz sanayiden daha az destek alıyoruz. Genelde hizmetler sektöründen Doğru. biraz daha destek Evet. alıyoruz. Bu bir gerçek. Şimdi ama yeni gelen biraz aslında bu yeni sanayi devriminin ayak izleri şeklinde söyleyebiliriz. Çünkü bu sanayi 4.0 var bildiğiniz gibi artık çokça konuşur olduğumuz Almanya'nın başlatmış olduğu bir İki sene kavram. önce. Evet, o artık dünyaya yayılan bir hal aldı. Özellikle gelişmiş ülkeler bunu öncelikli politikalar arasına almaya başladı. Şöyle bir şey var, yani sanayi 4.0 nedir dediğimizde neden ihtiyaç var buna? Verimliliği artırma. Çünkü artık maliyetleri kısmanın ve işte biraz daha hızlı bir büyüme temposu yakalamanın yolu verimlilik artışlarından geçiyor. Bu da üretim değer zincirlerinde yeni bir yapılanma Ama anlamına hocam orada geliyor. maliyeti kısıcı önlemler ve verimlilik derken diğer taraftan istihdam vuruyoruz. Evet, Dünya oraya için geleceğim. konuşuyorum. Evet, yavaş geliyorum galiba ama tam oraya geleyim. Şimdi bu full entegrasyon dediğimiz bir yapıya doğru ilerliyor. Türkiye bunun gerisinde kalırsa o zaman küresel rekabet gücünü yitiriyor olacak. Çünkü örneğin Almanya neden bunu yaptı? Çünkü o küresel rekabet gücünü yeniden kazanmak istiyor. Gelişmekte olan ülkelere kaptırdı veya diğer gelişmiş ülkeler. O yüzden biz bu yarışa girmezsek, bu dönüşümü yapmazsak geri kalacağız. Yine bir şekilde istihdamı vuracak ama bu şekilde en azından bir planlamaya geçmemiz gerekiyor. Yani yeni görev tanımları, yeni meslek tanımlarına ilişkin geleceğe dair bir eğitim kanalıyla özellikle bir planlamaya geçmemiz gerekiyor. Kurumların içerisinde de eğitimlerle, bu dijital otomasyon dediğimiz kavramlarla ilgili eğitimlerin verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Böyle bir yeni bir zorluk bizi bekliyor. Bu bir avantaja da dönüştürülebilir ama iş gücü piyasasında negatif etkiler olabileceği kesin. Fakat yeni meslek tanımlarıyla biraz daha orta ve uzun vadede baktığımızda kompanse edilebilir. Daha teknik kastı, tabii ki meslekler, evet. daha teknik meslekler teknik ön plana yüksek çıkacaktır. Okulları vesaire onlar ve vasıflı orta sınıf, hani orta sınıftan kastım bu meslek listelerinde yetişen evet. ara bazı iş kademelerinde ara eleman onlara ara da eleman, ihtiyaç evet. olabilecektir ama dediğim gibi eğer bu planlamayı düzgün yapabilirsek gerek devlet politikaları, eğitim politikaları gerekse kurumların kendi içerisinde bu planlar doğru yapılabilirse yani uzun vadede bunun daha faydalı bir duruma dönüşebileceğini düşünebilirim.